Her hafta bir yere kanalından selamlar. Bu hafta yine bir termal suyun peşindeyiz. Bulunduğumuz bölge Muğla'nın Ortaca ilçesi, Dalaman ilçesi. Bu ikisi aslında termal sular bakımından bayağı zengin. Hemen hatırlayalım. Dalaman'da Kapı Kargın köyü içerisinde Kapı Kargın kaplıcası. Ortaca Fevziye köyü'de Mavi Kaplıca. Köyceğiz'de Sultaniye kaplıcaları gibi birçok faydalı termal su mevcut. Bunlardan bir tanesi daha var. Pek insanların bilmediği, gitmediği. Yine Köyceğiz Sultaniye kaplıcaları yolu üzerinde. Bugün onu size göstereceğiz. İşte yolunu tarif ederiz. Nasıl bulabileceğiniz, nasıl gidebileceğinizle ilgili bilgiler sizlere veririz. Buraya gidebilmek için öncelikle Dalyan'a geliyorsunuz. Dalyan'da karşıya geçebilmeniz için Dalyan çayını 2 adet feribot var. Bir tanesi şehir merkezinde, bir tanesi de şehir merkezinin biraz daha dışarısında. Bunu aracımızı koyarak hemen kendimizi karşıya atacağız. Aksi takdirde Köyceğiz Gölü'nün etrafını komple dolaşmamız gerekiyor. O yol bayağı uzun olduğu için burayı tercih ediyoruz. Şimdiki hedefimiz karşıya geçmek. Ondan sonra yolumuzu sağa doğru döndüreceğiz. Sultaniye kaplıcalarına doğru. Ve size bahsetmiş olduğum termal suyu bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar kendimizi feribota attık. Feribottan indikten sonra yaklaşık 500 ya da ne diyelim 700 metre sonra, çok fazla da gelmiyorsunuz, hemen yolun sonunda birkaç tane ev göreceksiniz. Şöyle sağdan doğru tarlanın içine girip suyun olduğu bölgeye doğru gideceğiz. Tabii bu tarla kimin bilmiyoruz ama sanırım herhangi bir yasak ya da girmeyin şeklinde bir ibare de göremedik. Kimse de öyle bir şey bize söylemedi. Şimdi buradan atlayacağız ve sizi suyun olduğu yere götüreceğim. Bu arada hemen etrafta bu kükürtün kokusunu da almaya başlıyorsunuz. Hadi bakalım. Kapatacağız mı? Kendi kapanıyor zaten. Otomatik kapımız kapandı. Şimdi bu su gerçekten de hem sıcak hem kükürtlü bir su. Su sıcaklığı da büyük ihtimalle Sultaniye kaplıcasındaki su sıcaklığıdır. Orası da yaklaşık hani insan vücut sıcaklığından birkaç derece yüksek diyebiliyorum. Yaklaşık işte 37-38 civarında. Şimdi küçük bir patikadan suya doğru gidiyoruz. Hoppa. Sağımızda solumuzda arı kovanları var ama kış olduğu için arılar şu an uykuda. Bu suyun değişik bir özelliği daha var, daha doğrusu çıktığı yerle ilgili. Onu da en son videonun sonunda anlatacağım. En son göstereceğim onu. Evet, kokusu şu an geliyor.
Şimdi arkadaşlar, suyun çıktığı kaya bu. Ve bu kayanın şöyle bir özelliği var. Tam üzerinde bir mezar var. Bakın şimdi mezarı göstereyim size. Hani biz böyle şeyleri genelde kovalıyoruz ya. Şansımıza. Bakın mezar bu. Tam bir mezar olduğu belli. Hemen yanında da var ama bu mezardan biraz daha büyük gibi görünüyor. Hani şu yapı bunun biraz daha böyle sarnıç gibi olduğunu, hani sanki bir su toplama merkezi gibi olduğunu gösteriyor. Çünkü antik kentlerde de bu var. Ama şu kesinlikle bir mezar. Tam bu mezarın altından su çıkıyor. Tabii bir tane varsa birden fazla da vardır diye düşündük. Şöyle etrafa biraz bakıyoruz. Var mı diye. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Şurada kayanın, bakın suyun sızdığı yerler var. Tam bu kayanın altından çıkıyor. Dostlar, kaplıcayı gördünüz fakat şu tarz sıkıntıları var. Hani soyunacağınız bir kabin yok. Tuvalet yok. Biraz da böyle her gelenin geçenin girdiği bir yer olmuş. Hani keşke burası işletilse çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Biz şimdi buraya girmedik. Sultanahmet'e gidiyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum bütün özellikler, aradığımız özellikler orada var. Biz orayı tercih ediyoruz. Yolunuz buraya düşerse uğrayabilirsiniz. Bir göz gezdirip bakabilirsiniz. Bir başka yerde, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Köyceğiz Sultaniye köyünden selamlar, saygılar. Bye.